Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus'ta karşınızdayız. Neler konuşacağız bugün? Fokus'ta reel sektörle son dönemde emtia fiyatlarındaki artışı, ham madde maliyetlerinin artışı nasıl bir baskı getiriyor üzerlerinde? Öte yandan ikinci ele alacağımız konu Türkiye'nin mali politikaları son dönemde pandemiyle mücadele için birçok adıma işaret etti. Ama bunlar devam edecek mi? Yani 2021 senesinde de bütçede böyle bir yer var mı? Reel sektör ne kadar desteklenecek? Bakan Lütfi Elvan'ın biliyorsunuz son dönemde iş insanlarıyla, STK'larla, sivil toplum kuruluşlarıyla temasları sürüyor. Elbette burada KOBİ'lerin ve iş insanlarının da talepleri var. Başta kısa çalışma ödeneğinin uzatılması gibi. Tüm bunları da ele alacağız. İlk konuğumuz MOPSAT Başkanı Nuri Gürcan olacak. Hemen akabinde de İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öner bizimle olacak bugün Fokus programında. Önce hemen Nuri Bey'e gidelim ilk konuğumuza. Nuri Bey hoş geldiniz yayına. Duyabiliyor musunuz beni? Evet duyabiliyorum. Buyurun. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi öncelikle isterseniz biraz ham madde tarafındaki maliyet artışlarını konuşarak başlayalım. Siz de mobilya sektörü olarak özellikle tedarik tarafında ham madde sorunlarını hissediyor musunuz? Küresel piyasalarda emtia fiyatları çünkü yükseliyor. Size nasıl yansıyor bu? Evet, ham madde sorunu şu anda bizim en önemli sorunlarımızdan birisi oluşmaya başladı. Pandemi sonrası ciddi anlamda sünger ham maddelerinde bir sıkıntılar yaşadık. Ve bu sıkıntıların sonucunda kur artışlarıyla birlikte %130'lara yakın bir artışla karşı karşıya kaldık. Kurlar aslında geriye geldi fakat şu anda ham maddeye ulaşabiliyoruz ama fiyatlarımız ciddi anlamda artmış oldu. Bu arada yine cam ve metal ürünlerle alakalı sıkıntılar yaşadık. Bunları da yeni yeni açmak durumundayız. Fakat şu an en önemli konu MDF sunta dediğimiz yonga levha ürünlere ulaşamıyoruz. Ve bunlar %100 Türkiye'de üretilen, hatta Türkiye'de 2-3 tane firmanın tekelinde olan bir ürün bunlar. Bunlarla alakalı şu anda ciddi hakikaten sıkıntılar yaşamaktayız. Bu ürünlerin yurt dışına ihracat yaptıklarıyla alakalı bilgimiz var. %30'unu veya 35'i civarında yurt dışına satılıyor. Bizler de şunu söylüyoruz. Bunu ihracat yapmak çok önemli. Fakat bunu biz katma değerli olarak, mobilya olarak üretip bunları daha değerli olarak satalım diye söylüyoruz. Bu sorunlarımızı da elimizden geldiğince mümkün olduğunca İstanbul Sanayi Odası'nda olsun, TOP Odalar Birliği Meclisi'nde olsun, bakan yardımcılarına olsun gerekli yerlere ulaşmaya çalıştık, derdimizi anlattık. İnşallah en kısa zamanda çözülür diye düşünüyorum. Çünkü şu anda el altında farklı fiyatlarla ürünler satılmaya başladığını duyuyoruz. Bu da çok kaygı verici. Nasıl oluyor el altından farklı fiyatlarla ürün satma? Biraz daha açar mısınız orayı? Evet, burada aracı firmalar var biliyorsunuz bu ürünleri. Örnek olarak söylüyorum, 220 liralık bir MDF'yi şu anda 250 liraya satıldığıyla ilgili duyumlar aldık. Tabii ki ihtiyacı olan insanlar da bu rakamları verip alıp işini çözmek durumunda kalıyor. Çünkü çoğu sipariş çalışıyor, gününde ürünü yetiştirmesi gerekiyor. Peki Nuri Bey, burada sektördeki son dış ticaret rakamlarını da izleyicilere aktaralım mı? Nette verilen fazla rakamı geçen sene pandemi senesinde neydi? Bu sene ne bekliyorsunuz? Evet, aslında geçen sene ilk 3 ay çok ciddi, güzel bir iş yapmıştık fuarla birlikte. 3 aylık bir kapanma oldu biliyorsunuz Mart, Nisan ve Mayıs aylarında. Bu aylardan sonra da biliyorsunuz bu toplu konut satışları, stoktaki konutların satılması mobilya sektörüne bir can suyu gibi geldi diyebilirim. Burayla alakalı da yıl sonuna kadar iç piyasayla ilgili ciddi bir hareketlilik yaşadık. Burada ihracat konusunda şöyle bir şeyler söyleyebilirim. Geçen yılda yurt dışında özellikle mağazaları olan, bayileri olan, iletişim ağı bulunan firmalarımız iş yaptılar. Fakat pandemi dolayısıyla seyahat edilememesi de ihracat anlamında geçen seneyle aynı rakamlarda kaldı diyebilirim.
Peki Nuri Bey, isterseniz biraz yani ham maddenin, emtianın artması, emtia fiyatlarının artması, tedarik zincirlerindeki sıkıntılarla sizin erişim sorunlarınızı konuştuk ama kur üzerinden de görelim hikayeyi. Burada elbette ithal olan girdilerde biraz rahatladı reel sektör. Dolu fiyatlar aşağı geldiği için dolar Türk lirasında ama ihracatçı da 8-8,5'la yaptığı hesapları, dolar TL'de ya da euro TL'de 9'larla yaptığı hesapları şimdi 8'lere çekmek durumunda kaldı. Biraz bundan da bahseder misiniz? Tabii ki kendi firmamız da olsun, bütün derneğimizdeki firmalarla hep bunu konuşuyoruz. Şu anda döviz bazında fiyat artırma zorunda kaldık. Bunun da artırmanın ne kadar zor olduğunu aylar öncesinden biz bunları söylüyorduk tabii ki. Şimdi tabii ki karşıdaki alıcı da bunun çok doğru olmadığını söylüyor. Böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Burada aslındaki sorun şu, kurdan dolayı bu artan ham madde fiyatlarının geriye çekilmemesi bizi büyük etkiliyor. Bu konuda aslında ciddi bir şeyler yapılabilir mi? Yapılması gerekiyor. Çünkü rakamlar bugün bakıldığında neredeyse 6 ay 8 ay önceki rakamlara geldi döviz olarak. Fakat bunu da aşacağız diye düşünüyoruz. Tabii Türkiye'nin mobilya sektöründe aslında önü çok açık. Şu anda tabii ki pandemiden dolayı çok fazla seyahat edemiyoruz yurt dışında. Fakat bu işler açıldığında bu ham maddeye ulaşamazsak zaten en büyük sıkıntıyı orada yaşayacağız diye düşünüyorum. Peki isterseniz biraz küresel ağlardan ve tedarik zincirlerinden de bahsedelim. Pazarlara bakıldığında Türkiye için önemli ihracat pazarları nereler? Yine son dönemde mesela Tim'den gelen açıklamalarla Latin Amerika pazarına daha fazla odaklanmalıyız demişti İsmail Güllü. Orada da 6 trilyon dolarlık bir Latin Amerika pazarı var demişti. Biraz bahseder misin? Hem hali hazırdaki pazarları Nuri Bey hem de potansiyelleri. Evet tabii ki. Ya Amerika pazarı aslında biliyorsunuz uzun yıllardır, 1,5-2 yıldır konuşuyoruz. Ekonomi Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Ekonomi Bakanı geldiğinde Türkiye ile 100 milyar dolarlık bir ihracat rakamı konuşulduğunda mobilya sektörü bu 5 sektörden bir tanesiydi. Şu anda da bizim ciddi anlamda arkadaşlarımız olarak da ciddi çalışmalar yapıyoruz ABD ile ilgili. Çünkü çok büyük bir pazar. Bugün bakıldığında 50 milyar dolara yakın Çin'den mobilya alıyor. Bugün bizler bu rakamların %10'unu dahi yapmış olsak bugün bizim ihracatımız 3,5 milyar dolardan 6-7 milyar dolara çıkması çok rahat. Ve biraz da rakamlar bakıldığında karlı ürün satmış oluyoruz. Çünkü bizim rakamlarımız o bölgelerde hakikaten çok komik kalıyor. Ve bu anlamda da bizler özellikle MOFSAT olarak katma değeri yüksek ürünler satabileceğimiz bölgeleri seçmek istiyoruz. Son zamanda da biliyorsunuz geçen ay içerisinde de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bir Washington'da bir ticaret merkezi açtı. Şimdi birkaç tane daha farklı bölgelerde ticaret merkezi açılacak. Bunların da bence bize büyük katkıları olacak. En azından kendini ifade etmek isteyen çok ufak ölçekli firmalarımız, KOBİ'lerimiz bile gidip orada ihracat yapabilecekler. Diğer bölgelerimiz zaten bizim artık tamamen etkisi, bizim mobilya, Türk mobilyasının etkisinde olan bölgeler var. Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Libya, İsrail, İngiltere, Romanya, Hollanda, bunlar aslında bakıldığında ilk 10 içerisindeler. Biz tabii ki bize çok yakın uçuş mesafeleri en az 3 saat olan bölgeleri de çok ciddi olarak üzerinde durmamız gereken şeyler. Çünkü çok rahat ulaşım yapabildiğimiz, en az 48 saat, 60 saat içerisinde ürünümüzü yollayabildiğimiz bölgelerde de etkinliğimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Nuri Bey, peki özellikle zincir marketlerde bazı ürünlerin satılamayacağına dair düzenlemeler var biliyorsunuz. Ne dersiniz? Mobilyanın da içinde olduğu ürünler zincir marketlerde satılamayacak. Sınırlama gelecek. Yani çok yanlış bir karar. Bugün bakıldığında bunun bir örneği yurt dışında yok. Fakat bence bunu da çok kısa sürede aşacağımızı düşünüyorum. Neden yani, yanlış bir karar? Yani çünkü...
hani teknoloji ise teknoloji perakendesi kazansın, mobilyacı ise mobilyacı kazansın. Hani zincir marketlerin bunun satıyor olması aslında sektörün geri kalanı için de zorlayıcı olmuyor mu rekabet koşulları anlamında da? Doğru bir karar değil zaten. Buna zaten sektör olarak itiraz ediyoruz. Fakat yani siz pardon ben anlayamadım. Çok özür dilerim anlayamadım. Siz satılması gerektiğini buyurun düşünüyorsunuz. Evet evet satılması gerektiğini tabii ki. Satılması gerektiğini düşünüyoruz. Sesiniz az geldiği için kusura bakmayın. Neden satılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani mobilyacı değil bir gıda zincir marketi bu. Bir hani ucuz market. Dolayısıyla orada niye mobilya ürünü satılmalı sizce? Şimdi gıda marketinde mobilyanın satılmasını tabii ki öngörmüyoruz. Fakat teknolojik marketler var. Bugün bakıldığında dünyada da birçok örneği var. Marka vermek istemiyorum. Bugün bakıldığında sadece mobilya değil, mobilya ile birlikte beyaz eşya, televizyonlu, bütün ev gereçlerinin satıldığı artık bugün bakıldığında gruplar var. Bugün tamamen internet ortamında satan gruplar da var. Ben bu gruplarla birlikte mobilyanın da mutlaka paket mobilyanın özellikle pakete girmiş mobilyanın satılmasının doğru olduğuna inanıyorum. Peki Nur Bey son sorum da konut sektörü olacak. Bu yıl için çünkü orada biraz da ivme kaybı bekleniyor geçen seneyle kıyaslandığında faiz adleri de yükseldiği için. Bu tarafı ve iç pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet iç pazarda şu anda konut satışları neredeyse durma noktasına geldi. Ve stokta da çok fazla konut kalmadığını düşünüyorum. Ama bu çok kısa ve geçici bir süre diye düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak nüfusumuz gitgide büyüyor. Mutlaka yeni evlenen gençlerimiz var, konut ihtiyacı olanlar var ve bu süreç içerisinde de biliyorsunuz depremi unutmamamız gerektiğini, kentsel dönüşümlerin daha da çoğalacağını düşünerek de bununla birlikte iç piyasayı mutlaka bizim etkimiz altında olacak. Yani mutlaka iç piyasa bizim için önemli bir oyunculardan biridir. Ama bizim özellikle şu anda son bir yıldır biliyorsunuz dünyada da hiçbir fuar yapılmadı. Biz de 27 Nisan tarihinde her iki fuar merkezinde Türkiye'nin ve dünyanın en büyük fuarlarından birisini yapacağız. İnşallah bir aksilik olmaz ise. Biz de ümitle bu fuarın tarihinin gelmesini ve bu pandemi sürecinin biraz hafiflemesini bekliyoruz. Bununla fuarla birlikte de bizim önümüzdeki 2021 yılının mobilyacıların bir altın çağı olacağını düşünüyorum. Nuri Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet şimdi İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel'e gideceğiz. İkinci konumuz bugün Fokus'ta kendisi olacak. İlker Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi az önce MOPSAT'la konuşurken de bu soruyu sorarak başladım. Çünkü son bir aydır gündemde artan ham madde maliyetleri, yükselen emtia fiyatları var. Biraz değerlendirir misiniz rica etsem? Özellikle İstanbul Tüccarlar Kulübü olarak size gelen bu konudaki şikayetler, bu konudaki sıkıntılar nedir? Yükselen emtia fiyatları ve KOBİ'lerin ve üreticilerin ham madde maliyetlerindeki artışa ilişkin. Evet efendim, sizin de bildiğiniz gibi yani küresel ticaret son zamanlarda özellikle normalleşme süreciyle birlikte özellikle Çin tarafında emtialarda bir yükselişe sebep oldu. Hem enflasyonist ortamın artması hem de para piyasasında bir bollaşma maalesef emtialarda bir artışa sebep oldu. Bir de bunların üzerine nalbı maliyetlerini eklediğiniz zaman hakikaten ham maddeye ulaşmak ve bunu tedarik etmek biraz zorlaştı. Özellikle bu süreçte. Fakat Aralık ayına baktığımız zaman, Aralık'tan Ocağa geldiğimiz zaman hem nihai ürün fiyatlarında hem de ham madde girdi maliyetlerindeki artışta ben hızında biraz yavaşlama görüyorum. Nalbın maliyetleri de yavaş yavaş biraz daha gevşemeye başladı. Çünkü aşılama süreçlerinin, aşılamanın vaka sayılarından biraz daha yükselişe geçtiğini görüyorum. Bunun da toplam maliyetlerde biraz daha azalmaya sebep olacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki süreçte bu ham madde maliyetlerinin hem bizim açımızdan, reel sektör açısından hem küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından önümüzdeki dönemde biraz daha yatay seviyeye gireceğini düşünüyorum açıkçası.
Peki burada tabii ki maliyet unsurlarındaki kur etkisi, orada biraz ithal girdiler tarafında bir rahatlama oldu elbette. Dolar Türk lirası geri çekildiği için, dolarla çünkü girdiler var. Tabii ihracatçıların bir miktar burada sıkıntıları var. Ağırlıklı çünkü euro gelirleri, döviz gelirleri, onlarda bir kayıp yaşandı ama nasıl görüyorsunuz Türk lirasında ve hem euro hem dolar seyredeki son birkaç aydaki bu hareketi? Evet, Güzel Hanım, sizin de bildiğiniz gibi yani 2020 yılında bugün Türk lirası dolara karşı %30'a yakın bir değer kaybı yaşamıştı. Fakat son dönemde de, son birkaç ayda da yani Kasım'dan sonra işte Merkez Bankamızın yeni yönetimiyle birlikte hem ortodoks politikalara geçmesi hem sıkı para politikasıyla birlikte bu sefer Türk lirası %18 ile %20 arasında bir değer kazancı yaşadı. Tabii bu, şimdi biz sözleşmelerimizi yaparken özellikle ihracat anlamında bunlardan birkaç ay önce yapılıyor ve bu sözleşmeleri biz maliyet yaparken tabii 8 ve 8,5 civarında yapıyoruz olarak baktığınız zaman dolar TL'ye. Şimdi dönüp bakın, bugün paraları tahsil etmeye başladık ve bugün 7 liradan Türk lirası bozuk ve maliyetlerimizin bir kısmını karşılayamadığını, kâr marjlarımızın altına düştüğünü görüyoruz. Tabii böyle bu seviyelerde hem yükselmesi hem alçalması bu kadar kısa zamanda hem ihracatçı açısından hem de ithalatçı açısından hakikaten zor bir dönem. Burada biz fiyat belirlerken, özellikle hem yurt dışına da fiyat belirlerken hem de yurt içine fiyat belirlerken çok ciddi şekilde zorlanıyoruz. Maliyet hesaplarımızı yapamıyoruz. Tabii bu önümüzdeki dönemde bu kararlı sıkı para politikasının devam etmesiyle birlikte bu yatay seviyeye düşeceğini ve daha belirgin bir fiyat politikasını oluşturacağımızı ve fiyat istikrarının olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Dolayısıyla burada en elzem olan aslında fiyat istikrarı ve kontrol, tabii ki enflasyonun kontrol edilmesi ve öngörülebilir bir kur düzeyi. Hani ne agresif düşüş ne de tabii ki hızlı yükseliş, sizin de dediğiniz gibi. Şimdi buradan biraz isterseniz sektörler ve girdilere bakalım. Dün gelen reel kesim güven endeksinde birkaç nokta vardı. İzninizle ben bir grafik ekrana getireceğim, sonra da fikrinizi alacağım. Orada Ocak ve Şubat karşılaştırması yapıldığında Merkez Bankası verilerine göre ağırlıklı olarak aslında tüketim mallarında, dayanıklı tüketim mallarında ve ara mallarda Ocak ayına göre güven endeksinde bir toparlanma var. Dayanıksız tüketim malları ve yatırım malları ise yatay kalmış. Yani Ocak ve Şubat'ta çok büyük bir fark yok. Ne dersiniz? Yani hem ara mallar ve yatırım mallar olarak hem de tüketim ürünleri olarak sizce güven endeksleri ve genel gidişat ne durumda sektörlere göre? Evet efendim, yani sizin de çok iyi özetlediniz. Şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz tabii Kasım'dan beri çok ciddi bir katı sıkı bir kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla da son 3 aya baktığımız zaman hem stok seviyelerinde, yatırım malları olarak düşündüğümüz zaman hem stok seviyelerinde hem sipariş miktarlarında hem de yeni siparişlerde bir azalma söz konusu. Diğer taraftan da geleceğe yönelik beklentilere baktığımızda da hem hane halkı tarafında hem de reel sektör açısından gelecek 3 ayda hem yeni siparişlerin artacağı hem ihracat siparişlerinin artacağı hem de üretim düzeyinin artacağı ile alakalı olarak ben onun pozitif tarafta olduğunu, ama Kasım'dan gelen, yani son 3 aylık dönemde Kasım, Aralık, Ocağa baktığımız zaman da kısıtlamaların etkisiyle bunun negatif olduğunu görüyorum. Bu çok normal, çünkü dönüp baktığınız zaman çok ciddi bir kısıtlamayla karşı karşıya, özellikle hizmet tarafında, özellikle iç piyasada da bugün hane halkının satın alma gücündeki yavaşlamaya bağlı olarak satın alma gücünde de bir azalma var ve bu da üretimimizi, stoklarımızı maalesef biraz daha yükseltip üretimlerimizi biraz daha kısıtlı yapmamıza sebep oluyor. İlker Bey, burada peki özellikle ihracat eklim endeksine ne dersiniz? Son dönemde İSO'nun açıkladığı bu rakamlarda biraz gerileme olduğunu görüyoruz. Hani maliyetler, kur etkisi vesaire konuştuk ama İstanbul Tüccarlar Kulübü olarak ihracat konusunda sektörün iştahı nasıl? Çünkü benim görebildiğim, gözlemleyebildiğim kadarıyla ihracat yapmayan birçok şirket pandemiyle beraber nasıl ihracat yapabilir mi yollarını aramaya başladı. Buradaki trend nasıl gidiyor? Evet. Evet efendim, yani şu süreç bizim, tabii bu pandemi süreci bize bazı şeyleri öğretti. Hakikaten de değişik bir süreci yaşadık. Dijitalleşmenin önemli olduğunu, işte internetin önemli olduğunu, e-ticaretin önemli olduğunu, bunları bizim önümüze çıkarttı açıkçası. Girişimciliğin önemli olduğunu, katma değerli ürün üretmemizin değerli olduğunu bize öğretti. Fakat dönüp baktığımız zaman işte bugün son Ocak verisine baktığımız zaman ihracat iklim endeksinde 50 eşiklerin altına düştü. 49.9 gibi bir seviye ortaya çıktı. Bu tamamıyla bizim özellikle de Avrupa'ya olan ihracatımız çok fazla olduğu için Almanya'daki kısıtlamalar, İngiltere'deki kısıtlamalar çok negatif etkilediğini görüyorum. Avrupa Birliği'nde benim gördüğüm kadarıyla Hollanda'ya bir artışımız var. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir artışımız var. Burada olumlu taraftan baktığımız zaman Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin devreye girdiğini görüyorum. Şöyle kısa bir parantez açayım. Bugün dün Dubai'de Gulf Food başladı, gıda fuarı. Son birkaç aydır emin olun bütün üretici işletmeler orada
fuara katılacak hem işletmeler hem misafirler açısından birçok ciddi şekilde vize sorunu yaşadık. Son dakikaya kadar vizelerimiz verilmedi. Bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Dediğim gibi bu gibi kısıtlamalar da maalesef bizim ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bunların tabii önceden öngörülüp özellikle devlet tarafından bunların bir çözümünün bulunması. Çünkü son dakikaya kaldığınız zaman hakikaten hem hazırlık aşamasında hem de buradan götüreceğiniz ekipman malzeme açısında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İlker Bey, son sorum da sizle teşviklere ilişkin olacak. Orada da özellikle tabii ki vergisel teşvikleri hep konuşuyoruz. Mali teşvikler, hükümetin pandemiyle mücadele için attığı adımlar. Orada başka beklentileriniz var mı? O tarafı sorayım. Bir de elbette istihdam tarafındaki teşvikler. Başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere. Çünkü Mart itibariyle sona ermesi bekleniyor. Uzatılmasını bekler misiniz? Evet. Evet efendim, yani normalleşme süreciyle alakalı olarak Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Mart sonuna kadar olan kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi tabii bizim açımızdan olumlu bir gelişmeydi. Fakat tabii Mart'tan sonraki süreçte biz eğer bu şirketleri hakikaten yaşatabildik, bu istihdamı koruyabildiğimizi düşünüyorum ama en azından bir 3 ya da 6 aylık süreçte de bunun devam etmesini bekliyoruz. Çünkü hakikaten daha işlerin biraz daha rayına oturması için, biraz daha iş talebin canlanabilmesi için eğer normalleşme olursa zaten hakikaten bizim biraz daha can suyu olarak hem nakit akışında biraz daha kendimizde para tutmamız lazım. İstihdamı diğer taraftan korumamız lazım. Çünkü nakdi ücret desteği de tabii bir taraftan arttırılmıştı. %20 civarında. O herhalde muhtemelen yıl sonuna kadar uzatılacak. Öyle bir beklentimiz var bizim ama bizim burada kısa çalışma ödeneğini en az 3 ya da 6 ay daha uzatılması, bir diğer taraftan da bugün en büyük sorunlardan bir tanesi bugün iş yeri kiralarıyla alakalı. İş yeri sahipleriyle kiracılar arasında çok ciddi sıkıntılar söz konusu. Bunun devlet tarafından en azından bir düzenlemeye gidilmesi ve bugün yargıya taşınan çok ciddi gelişmeler var. Bunun bir devlet tarafından en azından bazı dönemlerde zam oranı belki bir sabitlenmesi ve stopaj oranı %10'a düşürülmüştü. Bunun en azından 3 ya da 6 ay bizim bilançolarımızda, aktiflerimizde biraz daha olumlu olabilmesi için biz bunun en azından 3 ya da 6 ay ertelenmesini talep ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum İlker Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın arkasından Deniz Yatırım ve Araştırma Müdürümüz Cumhur Örnekli piyasaları konuşacağız. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden Fokus'a. Cumhur, günaydın, hoş geldin. Günaydın güzel. Birazdan konuşacağız piyasaları. Lagarde biraz tansiyonu düşürmeye çalışıyor ama tek başına yapabileceği bir iş değil. Çünkü faizler yükseliyor. Emtia endeksi rekor yüksek seviyeye yakın diyelim, uzun zamandan beri görmediği seviyelerde. Hepsini detaylandıracağız ama önce gidelim Deniz Yatırım'a. Ufuk Özden olacak orada telefon attığımızda. Ufuk, hoş geldin. Nasıl geçiriyoruz sence bugün? Özellikle dolar TL'nin yükselişinin kalıcı olup olmayacağı merak ediliyor içerideki yatırımcı nezdinde. Dışarıda Powell'a ne kadar anlam yükleyelim diyen bir yatırımcı kitlesi var. Siz nasıl görüyorsunuz? Günaydın Gizem, iyi yayınlar diliyorum. Dün Lagarde'ın açıklamalarına Powell bugün destek verecek mi? Aslında bunu takip edeceğiz. Lagarde getirinin uzun tarafındaki, getiri eğrisinin uzun tarafına dikkat çekmişti. Burayı yakından takip ediyoruz demişti. Bakalım Powell bu tarafta bize bir hint verecek mi? Bunu takip ediyor olacağız o taraftan. Amerikan tahvil faizlerindeki yükseliş, daha doğrusu global tahvil faizlerindeki yükseliş piyasaları ne kadar endişelendirecek? Şu an piyasalar bunu bekliyor. Dün bir satış baskısı mevcuttu. Tüm endeksler üzerinde bu sabaha baktığımız zaman Asya'dan devraldığımız resim çok kötü değil. Avrupa tarafında, Amerika tarafında da yukarı yönlü hareketler mevcut. Bunların da bir kısmının enerji hisseleri ve seyahat hisseleri üzerinden, havacılık, turizm hisseleri üzerinden geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem koronavirüs vakalarındaki azalış trendi, yataylaşma ve azalış trendi, ekonominin toparlanmasına yönelik bekleyiş bu tarafta bugün borsalara destek vermiş gibi görünüyor. Sen de söylemiştin, özellikle emtia fiyatlarındaki yükseliş piyasalar açısından ne kadar endişe verici olacak? Yine bunu takip ediyoruz. Özellikle bakır fiyatlarındaki yükseliş bir yandan ekonomik ısınmayı bize işaret ederken aynı zamanda enflasyonist baskı üzerinden tahvil faizleri üzerinde bir baskı yaratıyor. Yukarı yönlü bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla içeride dışarıda bunları takip ediyoruz. Şüphesiz günün en önemli verisi Powell'ın konuşması olacaktır. Bunu takip edeceğiz. Cuma günde G20 Maliye Bakanlarının toplantılarını takip ediyor olacak. Dışarıda özellikle gelişmekte olan ülke kurlarında bir baskı söz konusu. Aynı zamanda emtia fiyatlarındaki yükseliş bizim gibi emtia ithalatçısı ülkeler açısından
bir baskı yaratabilir. Dolayısıyla dolar TL üzerinde 7 seviyesi üzerine test ediyoruz ama içeride bizim Merkez Bankası'nın şahin duruşu bu tarafta destek verecektir diye düşünüyoruz. Borsa İstanbul tarafına değinmek gerekirse son olarak 1530 seviyesini yakından takip ediyoruz. 1530 seviyesi önemli bir destek olacaktır. Bizim pivot olarak takip ettiğimiz kısa vadeli stop loss olarak gördüğümüz seviye 1550 idi. 1550 seviyesinin üzerine çıkmamız durumunda tekrar 1580'lere kadar bir hareket görebiliriz ama global risk iştahının ve içeride yeni hikaye arayışının buna destek vereceğini söylemek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Ufuk aktardıkların için. Şimdi Cumhur, Asya piyasaları zaten eksiyle kapattı. Dönüp baktığımızda Borsa İstanbul için de benzer negatif seyir var. Çünkü tüm dünyada bir yandan Amerika'da teşviklerin artık kabul edilmesi hayata geçeceği, aşılamalar da işe yarıyor. Ekonomiler toparlanacak beklentisi var. Ve merkez bankaları buna ne kadar engel olabilir sözlü yönlendirmelerle? Neyin engel olsunlar ki şu anda hani genel anlamda risk iştahını öyle bir üst düzeyde tutmaya çalışıyorlar ki gerek açıklamalarıyla gerekçeli. Yani ilk şeyde böyle bir azıcık bir satış hareketi bile gelmiş olsa ya da tahvil faizlerine azıcık bir kıpırdanma olsa hemen bir sözlü yönlendirme, müdahale geldiğini görüyoruz. Şimdi tabii Lagarde geldiğinden beri hep işte mali teşviklere atıfta bulunuyordu. Bir de üzerinde tabii ki Covid ile ilgili olan ağırlığı buldu. Dolayısıyla dünkü açıklamalarına dönüp bakacak olursak zaten o 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Avrupa Merkez Bankası kendi internet sitesinden finansal durum endeksiyle ilgili, finansal koşullar endeksiyle ilgili kriz bitene kadar diye bir açık çek vermişti esasında. Ama dün biz neyi gördük? Almanya'dan tut Amerika'ya o tahvil faizlerindeki yükselişin peşi sıra geldiğini gördük. Ve Alman faizleri işte -35'lerden -25'lere doğru gelince ve bu sadece Almanya özelinde veya ekonomik toparlanma özelinde değil. Birazcık da arz endişeleriyle, enflasyonla gelince hani bir taraftan kısayı ellerinde bulunduruyorlar. Zaten oradaki ipi hiçbir zaman bırakmıyorlar. İngiltere Merkez Bankası'na da baksan 10 yıl boyunca belki düşük kalacak diye bir açıklaması var. Kim? Bank of England'dan Willinge diye birisinin adı da okuması da zormuş. Dolayısıyla hani o açıdan değerlendi. Tamam kısa taraf elimizde diyordu. Ama uzun tarafın kontrolünü kaçırmaya başladıklarını hissettikleri noktada dün Lagarde'ın topa girdiğini gördük. Orada biz artık Almanya, İngiltere veya negatif tahvil faizleriyle ilgili sıkıntılar neyse artık bunu gördük. Şimdi bak dikkat et aylık tarafta -0.55 ile başlayan 10 yıllık Amerikan düzeltiyorum Almanya'nın tahvil faizi. Manşet şu olur önümüzdeki ay Mart sonuna doğru eğer orada sıfırın üzerini görürsek yani Almanya faizi pozitif tarafa giderse Avrupa Merkez Bankası negatif faiz vermesine rağmen herhalde orada biraz daha kırmızı alarm olacak piyasa. Tabii şimdi hani bunun böyle bir 6 aylık seyrine baktığınız zaman böyle bir hani o V tipi toparlanmaya da farklı şekillerde geldiğini de hani görebiliyorsun. Geriye dönüp şöyle düşünelim. 6 ayda kesmedi. Böyle yani 2 sene 3 sene olması gerekiyor. Çünkü rekor yüksek. Doğru. Seviyeler. Aynen öyle. Haksız çıktım. Ama hani şöyle söyleyelim. Geriye dönüp bak. Bundan sonrası için emtia durduğu yerde durmuyor. Dolayısıyla burada biz daha önce Avrupa Merkez Bankası'nın işte varlık alımları olsun veya farklı konular olsun. İtalya'ya geldi %7'ye kırmızı çizgi çekti. Buradan geleni alacağım dedi ve oraya aşağıya doğru getiren bir Draghi görmüştük. Bundan sonra ekonomiler senin söylediğin gibi aşıdan canlanıyorsa ve dikkat et gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeler. Hiç kimse artık onların bütçe açığına, büyümesine veya işte enflasyonda nerede olduğuna hiç bakmıyor. Ekonomiler açılıyor mu açılmıyor mu? Ekonomiyi açıyorum diyen veya salgınla ilgili pozitif konuşan bakınız Boris Johnson dün para birimine destek veriyor. Bugün sterlin dolara baktığın zaman 1.41'e gelmiş bir pariteyle karşı karşıyasın. Neye rağmen? Brexit sonrası artan belirsizliğe rağmen. Bu arada İngiltere 10 yıllık ve ABD 10 yıllık makasına baktığında İngiltere lehine kapanıyor orası da. Yani İngiltere'nin 10 yıllık faizi Amerika'ya göre çok daha hızlı artıyor. Yani biz hep ABD 1.36 diyoruz faiz ama diğer ülkelerde de çok hızlı artıyor. Tabii ama işte neye rağmen? Brexit'e rağmen. Brexit'le ilgili olarak şunu söyleyebilirsin. Mesela ticaret daha zorlaşacak diyorduk ya mesela. Fransa'dan İngiltere'ye gemi üzerinden taşımanın maliyeti Şubat ayında yıldan yıla %40 artmış. Sadece bu hani bir taraftan Brexit, bir taraftan hani koronavirüs ikisi birlikte birleşince sonuçta İngiltere'ye mal satmak da
bu noktada zorlaşacak. Ama herkes bunu gözünü kapamış durumda şu anda. Ekonomiler açılıyor, hizmetler sektörü çalışıyor. Hadi o zaman bu taraftaki para birimine birazcık daha iştahımız arttı. Bu sadece onun için değil. Mesela bugün benim çalıştığı alarmları söyleyeyim sana mesela. Dolar Tayvan doları 52 haftanın en düşüğünde. Avustralya doları dolara karşı 52 haftanın en yükseğinde. Yeni Zelanda doları 52 haftanın en yükseğinde. Yani biz bazı şeyleri euro dolar üzerinden okuyoruz ama diğer taraflarda da böyle bir para birimlerinde doların ciddi anlamda değer kaybı var. Şimdi niye bundan rahatsız oluyoruz? Yani er ya da geç piyasalar toparlanacak. Er ya da geç enflasyon yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Benim kendi kişisel kanaatim şu Cumhur. Emtia bunu biraz fazla pompaladığı için yani sadece konu tüketim ya da canlanma değil. Bir de tabii ki maliyet enflasyonu da ortaya çıktı emtia fiyatları arttığı için. Sanki ikisi gücünü birleştirince tahmin edilenden hızlı mı yükselecek enflasyon? Hem talep hem arz koşulları ikisi birlikte. Yani o ekonomi 101'deki talep ve arz eğrisi iki taraftan bir yerden yukarıya doğru fiyatları baskılıyor. O yüzden herhalde merkez bankaları biraz panik oluyor. Şöyle düşün. Hani bugün sadece sen 40 dolarda konuştuğun petrolü destek bulur mu? Kapanmalar var, aşı yok ortada, diğerde 40 doları konuşuyordun. Bugün geldi 66 dolar. Terminale bakıyorsun, yıl sonu için yeni tahminler 55 dolara gelmiş durumda. Dün Goldman Sachs'ın haberi terminalde yer aldı, 75 dolar diye. Mitsubishi Bank'ı araştırma direktörünü Dubai'den konuk ettim. O gayet rahat bir şekilde ikinci çeyrekte 77 doları bekliyoruz. Yıl sonunu 64'te kapatırız dedi. Hala yukarı yönlü pozisyonlar var. Tabii burada herhalde düğümü Suudi Arabistan'la Rusya çözer mi çözmez mi? Politik olarak İran sorunlarını çözüp de arz tarafından buraya katkı sağlar mı sağlamaz mı? Buraya doğru iş evrildi. Bizim beklentimiz, daha doğrusu Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki baz aldığı rakam 54.5'a gelmiş onlar. Hatta 54 sabah baktım ona. 43 dolardan son Ocak toplantısında 54.4'e kadar ama yükseltmişler. Ama çok aşağıda kaldım. Ama onların bence şöyle bir şeyi var. Yani piyasayla birebir olarak takip etmiyorlar. Muhtemelen Bloomberg terminali açıyorlar. Yıl sonundaki tahminleri kendilerine baz alarak yola çıkıyorlar. Şu anda da zaten ekonomistlerin o noktada medyan beklentisi 55. Ha bu tahminler yukarı doğru revize edilirse onlar da onu revize etmekten çekinmeyecektir. Genelde benim hani Merkez Bankası'nın enflasyon raporu öncesi tahmin etmeye çalıştığımızda ya da o verileri not aldığımızda ne Bloomberg terminalde gördüysem hani şey, bir sonraki gün hani bir şekilde o petrol fiyatlarına da tahminin yansıdığına hep şahit oldum. Peki sen koskoca Elon Musk'sın, niye girersin bu işlere? Yani gerçekten bu kadar yani teknolojinin göbeğinde olup teknolojiyi üreten o kadar az insan var ki, yani teknolojiyi kullanan çok fazla şirket var ama üreten gerçekten sınırlı sayıda ve gidip de kripto para piyasasının içerisine bir manipülasyon diyorum çünkü gerçekten eğer bunu tweet atıyorsa bir manipülasyona sebep oluyor. Yani bu spekülasyon ötesinde bir hareket. Niye sadece takipçi sayısı fazla diye? Ben mesela Bitcoin yazsam 34 bin takipçiyle ne yapabilirim? Yani o biraz hani tavuk yumurta yumurta. Ama sen de direkt bir enstrümana dikkat çeksen sen de sonuçta göz önünde olan biri ve zaten basın mensubu olarak piyasayı manipüle etmiş olursun elbette. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii fikirlerini orada bu arada savunduğundan değil. Yani birazcık hani bazen sen de ters düşmek adına söyledim. Yaptığı esasında hani biyografisine işte Bitcoin yazması ya da işte farklı altcoin'leri destekliyor olması. Yani bu oraya paylaşımda bulunabilir. Paylaşımda bulunmadı. Yani kripto para kalp ben diyebilir ya da blockchain kalp ben diyebilir ama spesifik bir currency ismi ya da hani o Reddit zamanında da onları yani işte bu etmesi. İşin tabii ki hani hisse senedi bacağında zamanında SEC'den hani ceza yemişti diye hatırlıyorum. Doğru. Tesla ile ilgili yapmış doğru olduğu şeyler. Şimdi kripto dünya birazcık daha regülasyonun dışında kaldığı için acaba oradaki hikayeyle ne kadar birleştirebiliriz? Tabii ki bunu dinleyip de oraya alış emri gönderenleri de bence ya o ne kadar yazıyorsa o da sırf o kelimeler yazdı diye tamamen işin teknoloji veya hani farklı değil. O yazdı diye oraya alış emri gönderenleri de hani bir miktarda sorgulamak lazım ama diye düşünüyorum. Ama koskoca Elon Musk yani. Tabii sen öyle bildiği vardır diye düşünüyordum. Şimdi hadi şöyle söyleyelim. Mesela bu işi Nasdaq'a nasıl endeksleyelim ona bakalım. 10 gün mü oldu, 20 gün mü ne oldu işte SEC'ye bir şey gönderdi. Tesla bilançosundaki 1,5 milyar doları Bitcoin'e çevrildi diye. O gün Bitcoin'i yakından takip eden hocalarımızın şöyle bir tweet mesajlarını hatırlıyorum. Bundan sonra S&P'de 7 gün 24 saat işlem görür hale geldi diye. Çünkü o bilançodaki kripto para üzerindeki değişimler
Tesla'nın da değerini değiştirir. Hissesini etkiler mi etkilemez mi diye. Dolayısıyla istersen Bitcoin'in işte bu noktaları son dönemde bayraktarlığını yapmış olduğundan de, istersen bilançosunun içerisinde 1,5 milyar dolar olduğundan de, dün bir bakıyorsun Tesla'nın fiyatı %9 aşağıda. Tesla deyip geçme. Bir bugün, üst üste verebiliyor muyuz? Yönetmemizden de rica edelim. Hatta senin de öyle bir grafiğin vardı Cuma. Yani şöyle söyleyelim. Hani bugün Nasdaq 100'de ağırlığı en yüksek olan hisse senetlerini şöyle sana sayıyorum. 1. Apple %11. Microsoft %9. Amazon 8. Tesla %5. Dolayısıyla bugün Nasdaq 100 endeksinin %5'i Tesla'dan oluşuyor. Ve orası %9 aşağıya geldiğin zaman senin Nasdaq endeksin de aşağıya gelmiş oluyor. Dolayısıyla yatırımcılarımızın bazıları mesela enerji sektörüne yatırım yapayım veya teknolojiye yatırım yapıp Nasdaq'a eğer yatırım fonları üzerinden ya da borsa yatırım fonları üzerinden düşünüyorlarsa kripto paraları da aslında riskini, evet, almış olacaklar. Oradaki fiyat hareketinin de riskini almış olacaklar. Peki tabii ki sonsuza kadar hiçbir varlık, hiçbir enstrüman yükselemez. Bu sebepten ötürü de elbette Bitcoin'de de şu an bir düşüş görüyoruz. Orada değil mi 50 binlerin üzerinden geldi buraya. Elon Musk var dün, sözünü kestim Yellen'ın ama Yellen'ın açıklamaları. Tam oraya hani girecektim. Yani Yellen'ın spekülatif açıklamaları. İşin içerisinde mesela Rubin'in... Kara para aklanmasına yine dikkat çekti. Aynen öyle. Rubin'i ve Bill Gates işin birazcık daha çevre koşulları üzerinden işte tükettiği elektrikten esasında bunun içsel değeri sıfır değil hatta eksidir diye hani söylemleri de söz konusu. Dolayısıyla hani şu kripto tarafındaki teknoloji severlerle regülasyonların arasındaki o çatışma fiyat seviyesi buraya geldiği noktada bir miktar daha öne çıktı. Ama unutmayalım ki Kanada'da mesela oradaki otorite de burayla ilgili olarak Bitcoin'le ilgili olarak bir borsa yatırım fonu kurulmasına izin vermiş durumda. İşte bundan önceki Morgan Stanley'in fonu buraya yatırım yapar mı yapmaz mı? JP Morgan analisti buraya işte rapor yazar mı yazmaz mı? Hani PayPal üzerine kim gelmişti bir tane daha Mastercard bu konuyla ilgili olarak işin içine dahil. Ya bu konu çok uzar. Peki Cumhur, şimdi istersen biraz süreyi kullanmak adına çok fazla soru da geliyor Bitcoin'e ve kripto paralara dair ama elimizdeki en sıcak haber akışı buydu. Cumhur'un bahsettiği gibi Tesla'ya dair ve yine yılın ABD Hazine Bakanı yılına dair içeriye gelelim. Çünkü borsalardaki satışlar arttı. Özellikle Türkiye borsası burada benzer şekilde yine yani negatif ayrışıyor demeyelim. Ama değerlemeler gelişen ülkelere göre gerçekten çok ucuzdu. O yüzden bakıldığında biraz daha korunaklı kalmasını beklerdim. Aynı dolar Türk lirasında olduğu gibi. Fakat böyle bir hareket görmüyoruz. Aslında diğer dünyadaki borsalara kıyaslandığında BIST 100'de korunaklı kalamıyor. O da çok hızlı geri çekiliyor. İstersen hani hangi hisse senetleri bugün borsayı olumlu ya da olumsuz puan bazlı etkiliyor diye baktığımız zaman geçtiğimiz dönem içerisinde özellikle iki tane hisse senedi değerlemesi açısından ve diğerlerine atmış olduğu fark açısından hep ön plana çıkartıyordu. İşte bunlardan bir tanesi Ford Otosan'dı, öbürü de Sasa'ydı. Bugün dikkat et, her ikisinde de satış baskısının birazcık daha yoğunlaştığı. Bu arada Hektaş da benzer. Yani son birkaç gündür, son birkaç haftadır çok yükselenden bugün bir miktar sanki kağıt değişimi varmış gibi gözüküyorsa. Öbür tarafa dön bak, burada da mesela Garanti Bankası'nın Tüpraş'ı görüyorsun. Ereğli'yi görüyorsun. Dolayısıyla sanki böyle bir hani kağıt değişimi varmış gibi çıkıyor ama bu sonuçta seans kaçta açıldı? İşte 10'da açıldıysa 11, 2 saatlik saat dilimi içerisinden çıkartabileceğimiz sonuçlar. Düne dönecek olursan eğer 10 yıllık tahvil faizindeki o %1.40'a giden senaryo ile başladık. Hemen arkasından Brezilya ile ilgili haber akışı piyasayı domine etmeye başladı. Orada da Bolsonaro'nun işte o Petrobras üzerinden vermiş olduğu karar hisse senedini %20, Bovespa'yı da %5 aşağıya çekti. Benim gözüm bugün yine Bovespa'da. Baktım vadelileri 24 saat işlem görüyor mu? Hayır, görmüyor. İlk işlemler orada da saat 15'te başlıyor. Spot piyasada da 16'da başlıyor. Dolayısıyla dün reel Merkez Bankası'nın müdahalesiyle bir toparlamış. Ama hisse senedine baktığın zaman, endekse baktığın zaman diplerde kapatmış. Acaba bugün yine orada açılışta benzer şekilde fiyat hareketleri olur mu diye. Hani gözümüz orada. Dolayısıyla tabii buradaki yıllık olarak baktığında hani kim gitmedi ki yani bu seneye baktığında her türlü MTI'yi koy aynı şekilde görüyorsun.
Peki bir gelişen ülke kurlarına da istersen beraber bir bakalım. Çünkü oradaki tablo nasıl diye. Dün hatırlayacak olursak özellikle tüm gelişen ülke kurlarında bir satış olduğunu söylemiştik. Dolar Türk Lirası da bu tablo içerisinde yine biraz elbette yükseliş yaşadı. 7'nin üzerine geldi ama şu anki tablo nasıl? Bugün yatay. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir defa dolar endeksi 90'lara kadar çekilmiş durumda. Gelişen ülke kurları da mı yatay? Evet. Yani dolar Güney Afrika aralığında %0.1. Meksika pezosu %0.1 eksi de. Hani petrol fiyatları destekli diye Rusya'da bir geri çekilme yok. Onların çünkü bir de bu sefer de bu Navalny duruşması mahkemesi yüzünden yaptırım olur olmaz hikayesiyle karşı karşıya. O yüzden yükselen petrolden nemalanamıyor. Şu an nemalanamıyor. Birazcık da hani Merkez Bankası Şahin duruşu var. Gevşeme şeyini bitirdim, döngüsünü bitirdim. Bundan sonra 2-3 yıl içerisinde zaten faizleri yükselteceğim diyor. Petrol yükseliyor. Ona rağmen Rus rublesine alış gelmediğini görüyorsun. Şimdi senin en programı başlarken açtığım bir konu vardı işte. Enflasyon da geliyor mu, gelmeyecek mi, kalıcı olacak mı, olmayacak mı? Şimdi artık gözler biraz böyle merkez bankalarına da dönmeye başladı. Acaba bunların içerisinde kim olur, kim olmaz diye. O yüzden de büyük ya da küçük, gelişmiş ülke ya da gelişmekte olan ülke bence merkez bankalarının aldığı karar ya da alacağı kararlar bence son derece önemli ve sürprize de açık. Mesela bugün 16'da Macaristan'ın bir toplantısı var. Faizleri sabit bırakması bekleniyor. %0.60 ama enflasyonlarına baksan 3'lerde 4'lerde geziyor. Ciddi anlamda negatif faiz veren bir ülke. Ama velev ki onların gözünden baktığında enflasyon kalıcı ve faizi arttırdıklarını düşün. Tabii yani bir çift tane enflasyonları olmadığı ve bir Türkiye gibi asla düşüremedikleri, patikaya sokamadıkları bir enflasyon olmadıkları için hemen de faiz konusunda bir adım atmıyorlar. Cumhur, şimdi buradan biraz gelelim istersen içerideki yatırımcının algısına. Mevduat, gram altın, kripto parayı bu tarafa koymuyorum çünkü tasarrufları değerlendirmenin doğru yerinin kripto para olup olmadığı şu an tartışılır. Elbette bir enstrümandır ama nasıl görüyorsun? Yani özellikle dolar Türk lirası 7.02'ye gelmişken yeniden sence dolarizasyon tarafında o ters dolar ikamesi terse döner mi? Yoksa hala TL mevduat cazip mi? Bir yandan da gram altın elbette. Şimdi dolar Türk lirası ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Gün içi işlem aralığının daralıyor olması oradaki sermaye kazançlarını sınırlıyor. Ne demek istiyorum? Dün mesela bu kadar piyasalarda özellikle de gelişmekte olan ülke para birimlerinde risk algısı zayıfken dolar Türk lirasının sana yarattığı işlem fırsatı 7.02-7.05. Hani bir bunu bankadan alıp satmaya çalışsan yani doğru düzgün kar edebileceğin bir marj bile yok. O yüzden de buradaki oynaklığın aşağı geliyor olması bundan sonrası için masada bırakılan da %17 faiz varken dolar alanları belki bir daha düşünmeye itebilir. Bu birinci konu. İki, gram altın ons tarafında düşünecek olursan 1760'a geldi. 2 kez, 3 kez test etti. Hani kırılsa belki daha fazla pozisyonların likidde edilmesine de yol açabilirdi. Orada da bence işin yine devreye Lagarde'ın söylemi girdi dün. Reel faizler açısından aşağıya doğru gelmeye başlayınca o 10 yıllık başa başlar 2.26'dan 2.15'e gelince altın yatırımcısı da bir oh dedi. Yani çünkü bence çok kişi bu hafta o 1760 kırılır da biz yeniden başka bir platoya gider miyiz? İşte o borsa yatırım fonlarından ya da SPDR fonlarından çıkış daha fazla olur mu diye hop oturup hop kalktı. Şimdi en azından hani bence ons tarafında rahat bir nefes aldılar gibi geliyor. Cumhur, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Cumhur Örnek'le beraber fokusu noktalıyoruz. Bir sonraki buluşmamız saat 14'te piyasa altında olacak. Hoşçakalın.